Merhaba arkadaşlar, İsmail Akar ben. Bu videomuzda her beceri seviyesi için en iyi 3D modelleme programlarını sizin için seçtik. En iyi 3D modelleme programı sizi otomatik olarak daha iyi bir sanatçı yapmaz. Ancak inanılmaz bir sanat ve animasyon yaratma söz konusu olduğunda tarzınız, beceri seviyeniz ve bütçeniz için doğru 3D modelleme yazılımına sahip olmak kesinlikle yardımcı olacaktır. Elbette sizin için doğru olan program başka bir sanatçıya uygun olmayabilir. Ancak yeteneklerinize uygun bir 2D sanatçı veya mevcut araçlarınızı yükseltmek isteyen deneyimli bir 3D profesyonel olsanız da size uygun bir program mutlaka bu listemizde yer alıyor. Bu videoda en iyi 9 3D modelleme programını sondan başa doğru sizlere sunuyoruz. Peki doğru 3D modelleme programı nasıl seçersiniz? Akılda tutulması gereken bazı önemli hususlar vardır. İlk olarak herhangi bir 3D çalışma için yaklaşık 16 GB RAM veya daha fazlasını gerektirebilir. Buradaki 3D yazılım uygulamalarının çoğunun yüklenmesi için yaklaşık 5 GB disk alanına da ihtiyaç olacaktır. Ayrıca dijital sanatınızı ciddiye alıyorsanız hızlı bir işlemciye ve çok fazla belleğe sahip en iyi grafik kartlarından birine yatırım yapmanız önerilir. Bu şekilde karmaşık 3D sahneleri görüntülerken bir gecikme yaşama olasılığınız da çok daha düşük olacaktır. Hadi gelin pazarın sunduğu 9 en iyi 3D modelleme program paketine sondan başa doğru hep birlikte bakalım. Ayrıca unutmadan bahsedeceğimiz programların indirme linklerine ve çok daha fazla detaylarına video açıklamasından ulaşabilirsiniz. Evet, 9 numaradan başlayalım. 9 numarada 3D Code var. Windows Vista ve üzeri, Mac OS X 10.7 ve üzeri ve Linux desteği sunar. ZBrush'ın en büyük rakibi Ukraynalı geliştirici Pilkway'den 3D Code sahneye voxel tabanlı bir dijital heykel uygulaması olarak çıktı. Ancak zamanla büyüdü. UV haritalama, doku boyama, retopoloji araçları, madde boyacısı, benzeri akıl almaz malzemeler, PBR oluşturma ve daha fazlasını bünyesine ekledi. 2007'deki niş başlangıcından itibaren 3D Code şu anda dünya çapındaki oyun stüdyolarında kullanılıyor. Bununla birlikte özellik setini de büyütmeye ve genişletmeye devam ediyor. 8 numarada ZBrush yer alıyor. ZBrush, 3D baskı için ideal pazar lideri ve 3D karakter şekillendirme yazılımı olarak bilinir. Windows Vista ve üzeri, macOS 10.10 ve üzeri işletim sistemi desteği sunar. En iyi özellikler arasında inanılmaz dijital heykel araç takımı ve milyonlarca poligonu kolaylıkla yönetmesi yer alır. ZBrush, organik formların oluşturmasına en uygun olan bağımsız bir şekillendirme ve modelleme uygulamasıdır. En son güncellemeler sert yüzey yeteneklerini kademeli olarak geliştirmiştir. Standart olmayan bir şekilde çalışır. Başlangıçta öğrenmesi çok zor olan bir iş akışı ve kullanıcı arayüzüyle çalışır. Bu yüzden gerçekten ZBrush alıp her gün yetkin olmak için kullanmanız gerekir. Bununla birlikte ZBrush sadece 3D dijital heykel yapmak ve modellemek için değildir. Aynı zamanda UV haritalarını ve boya dokularını oluşturmak için de kullanılabilir. Aynı zamanda 3D sanatçıların tüm figürleri hazırlayabilmelerini sağlamak için hazır giyim ve aksesuarlar da beraberinde gelmektedir. ZBrush özellikle 3D baskıya yönelik araçlar, oyuncaklar ve benzeri çıktılar için de popüler bir seçimdir. 7 numaramızda Lightwave 3D yer alıyor. Windows 7 ve üzeri, macOS 10.11 ve üzeri işletim sistemleri için çalıştırılabilir. Başlıca iyi özellikleri komple modelleme ve animasyon paketine sahip olması ve kullanması gerçekten kolay olmasıdır. Lightwave bir zamanlar TV bilim kurgu gösterileri için başvurulan bir yazılımdı. Lightwave temelde iki ayrı uygulama olarak çalışmaktadır. Bunlardan bir tanesi bina varlıkları için, diğeri ise render, aydınlatma, animasyon ve görüntü oluşturmak için kullanılır. Temel araç setinin birçoğu oldukça eski ancak bu birçok özelliği ve hızlı bir etkileşimli PBR ile sağlam bir dijital içerik oluşturma paketi olmasını engellemiyor. Bu nedenle Lightwave'in kötü şöhretini dikkate almayın ve temel bilgileri öğrenmek için harika bir 3D modelleme uygulaması olduğunu hatırlayın. 6 numaramızda parlayan yıldız Blender yer alıyor. Blender profesyonel kalitede özelliklere sahip ücretsiz açık kaynaklı bir CG uygulama yazılımıdır. Ücretsizdir ve Windows Vista, macOS ve Linux işletim sistemleri için çalıştırılabilir. Blender modelleme, doku, animasyon ve render uygulama kabiliyeti göz önüne alındığında çok yetenekli bir CG yazılımıdır. Yeni sürümleriyle modern, daha tutarlı bir arayüz, yüksek kaliteli görünüm alanı, gerçek zamanlı etkileşimli render oluşturma gibi birçok özellik sunmaktadır.
açık kaynaklı bir yazılım olması nedeniyle sürekli geliştirilebilirdir ve bu sayede uzun zamandır civarında çok sayıda sanatçı, öğretmen ve meraklılar ordusu ile birlikte geliştirilmeye devam etmektedir. Oldukça etkileyici bir 3D modelleme ve şekillendirme araç setine sahip ve ücretli modelleme programlarına tamamen uygulanabilir bir alternatif olarak kabul edilir. Blender standart olmayan çalışma şekliyle ün salmıştı ancak yeni sürümlerin ortaya çıkması ile bu sorunlar ortadan kalktı. Sonuç olarak mevcut bir uygulamadan Blender'a taşınmayı düşünüyorsanız yeni sürümünü kullanmakta çok zorluk çekmeyeceksiniz. Blender 3D modelleme ve grafik yazılımlarının sizin için uygun olup olmadığını görmek için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Var olmayan fiyat etiketine rağmen piyasadaki hemen hemen tüm diğer 3D modelleme yazılımlarıyla aynı düzeyde görüntü ve animasyon üretme yeteneğine de sahiptir. 5 numaramızda Modo yer alıyor. Modo, güçlü ve esnek bir 3D modelleme, dokulama ve oluşturma araç setidir. MacOS, Windows ve Linux işletim sistemlerinde çalıştırılabilir. En iyi özellikleri mükemmel alt bölüm yüzey modeli oluşturma ve etkileyici Mesh Fusion, Boolean iş akışıdır. Lightwave 3D'nin arkasındaki geliştirme ekibinden doğan Modo, temel alt bölüm yüzey modellerinden bugün tanıdığımız tam özellikle dijital içerik oluşturma uygulamasına geçti. Araçları iyi düşünülmüş ve uygulanmış, kullanıcı dostu hale getirilmiş ve gerçekten sağlam bir render oluşturma sistemine geçtiği için Modo'nun popülerliğinin neden arttığını görmek o kadar da zor olmayacak. Özünde modelleme ile Modo hem doğrudan araçları hem de prosedürel teknikleri kullanarak çokgen formlarını oluşturması için en iyi uygulamalardan biridir. Türünün en iyisi Mesh Fusion Boolean sisteminin eklenmesi modelleme repertuarını genişletmiştir. Modo, Maya gibi bir programda bulabileceğiniz üst düzey dinamikleri ve simülasyon araçlarından yoksun olabilir. Ancak şu anda mevcut olan diğer herhangi bir paket kadar iyi bir 3D render üretmek gibi çarpıcı sanat eserleri yaratma konusunda kendine özgü mükemmel bir tarzı vardır diyebiliriz. 4 numaramızda 3D Studio Max var. Windows kullanıcıları için en iyi 3D modelleme yazılımıdır. Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 Professional işletim sistemleri içerisinde çalıştırılabilir. En iyi özellikler arasında öğrenmesi Maya'dan daha kolay olması ve içeriğinde modelleme ve görsel efektler için önemli özellik setlerinin barındırılmasıdır. 3D Studio Max, TV, uzun metrajlı film ve mimari ürün görselleştirme için kullanılan Autodesk'in PC'ye özel 3D bilgisayar grafik programıdır. Kardeş yazılımı Maya gibi 3D Studio Max'te sıvı modelleme, saç, kürk ve katı modelleme yapabileceğiniz 3D modelleme için çok sağlam araç setlerine sahiptir. Hem doğrudan manipülasyon hem de prosedürel modelleme tekniklerini kullanır. Sahip olduğu büyük model kütüphanesi sayesinde modelleme sürecini yeni veya orta seviye 3D sanatçılar için kolaylaştırır. 3D Studio Max profesyonel bir araç seti sunar ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde profesyonel bir fiyat etiketiyle birlikte gelir. Ancak öğrenciler yazılımı ücretsiz olarak alabilir ve deneme sürümü 30 gün boyunca kullanılabilir. En iyi 3D program listemizin 3. sırasında Cinema 4D yer alıyor. Cinema 4D hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için mükemmel bir 3D modelleme programıdır. Windows ve MacOS işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilir. En iyi özellikleri derin olmayan öğrenme eğrisi ve eklentiler ile büyük ölçüde genişletilebilir olmasıdır. Maxon'dan Cinema 4D uzun yıllardan beri piyasada mevcut ve hareketli grafikler, görselleştirme ve çizim dünyalarında büyük önem kazanmaya devam ediyor. Genel stabilitesi ve en kolay öğrenme eğrisine sahip CG yani Computer Graphics uygulaması olmasıyla bilinen profesyonel karmaşık bir programdır. Cinema 4D büyük çevrim içi kitaplıklarına ve nasıl yapılırlarına sahip olan gelişen bir topluluğa da sahiptir. Cinema 4D'nin parametrik modelleme ve araç takımı genellikle çok iyidir ve çeşitli ucuz eklentilerle daha fazla işlevsellik ekleyebilirsiniz. Maxon son sürümünde ayrıca yumuşak katı formlar oluşturmak için zamanı olmayanlar veya bu konuda bilgisi olmayanlar için hacimsel modellemeyi getirmiştir. Cinema 4D'nin daimi lisansları ucuza gelmiyor ancak Prime ile her zaman başlayabilir ve zamanlı yükseltme yapabilirsiniz. Ücretsiz deneme için 42 gün veren deneme sürümünü incelemenizde fayda var. Maxon ayrıca Cinema 4D programını kısa süreli ve öğrenci lisanslarını düşük maliyetlere sunmaktadır. Ve gelelim listemizin ikinci sırasında. Listemizin ikinci sırasında sektörün sihirbazı diye adlandırdığım Houdini yer alıyor. Houdini, bugünün film yapımlarının ve TV görsel efektlerinin usule dayanan gücüdür.
Windows, MacOS ve Linux işletim sistemlerinde çalıştırılabilir. İyi özellikleri arasında endüstri lideri prosedür bir yazılım olması, inanılmaz görsel efekt simülasyonlarını yapabilmesi ve kendinizi geliştirmek için ücretsiz sürümleri içerisinde barındırıyor olmasıdır. En iyi 3D modelleme programı rehberimizin ikinci sırasında yer alan Houdini, VFX endüstrisinde şaşırtıcı 3D sahneler oluşturmak için yaygın olarak kullanılan düğüm tabanlı prosedürel yaklaşım, dijital sanatçılara benzersiz bir güç, esneklik ve kontrol seviyesi sunuyor. Bu düğüm iş akışı herkesin hoşuna gidecek bir yol olmayabilir. O yüzden Houdini'nin ekrandaki poligonlara doğrudan etkileşime geçmek için daha geleneksel araçları da mevcuttur. Maya gibi bu düzeyde bir güç ve standart olmayan bir iş akışı üstesinden gelmek için zor olabilir. Neyse ki SideFX ticari olmayan kişisel projeler için öğrenciler ve hobi amaçlı sanatçıların kullanabilmesi için de Houdini FX'in ücretsiz bir sürümü olan Houdini Apprentice'ı gururla sunmuştur. Ücretsiz sürüm yeteneklerinizi geliştirmek ve kişisel projeleriniz üzerinde çalışmak için ödüllü Houdini FX'in hemen hemen tüm özelliklerine erişmenize imkan veriyor. Tam özellikle Houdini India'ya ayrıca küçük stüdyolar için uygun fiyatlı bir ticari seçenek olarak da karşımıza çıkıyor. Evet, bir numaramızda Autodesk Maya yer alıyor. Maya'ya uygun fiyatlı endüstriyel güç santrali de diyebiliriz. Windows, MacOS ve Linux işletim sistemlerinde çalıştırılabilir. Herhangi bir 3D sanatçısından en iyi 3D modelleme programını seçmesini istediğinizde çoğu Autodesk Maya'yı seçecektir. Büyük ölçüde CG için endüstri standardı olarak görülen Maya, rakipsiz bir dizi araç ve özelliğe sahiptir. Bu büyük ölçüde genişletilebilir uygulama, zayıf kalpli insanlar için de hiç uygun değildir. Araç takımı oldukça karmaşık ve öğrenmesi zaman alır. Bununla birlikte animasyon veya VFX endüstrilerinde bir iş bulmayı hedefliyorsanız, Pixar, D-Neck ve Framestore gibi stüdyoların kullandığı bu programı öğrenmek akıllıca olabilir. Maya 3D modelleme, dokulama, ışıklandırma, animasyon ve render oluşturma konusunda mükemmeldir. Maya engin özellik seti, parçacıklar, saç, katı vücut fiziği, kumaş, akışkan simülasyonları ve karakter canlandırmasını içerir. Bazı işlevselliklerine asla dokunmama şansınız var. Bu nedenle özel gereksinimleriniz için gerçekten aşırıya kaçıp kaçmadığına karar vermeniz gerekmektedir. Tabii ki bu güç seviyesinde bir bedeli var. O yüzden Maya aboneliği de ucuza gelmiyor. Ancak ustalaşmak için zamana, beceriye ve sabra sahip olanlar için Maya etraftaki en iyi 3D araçlarına sahiptir ve sağlam bir yatırımdır. Umarız hazırladığımız bu video işinize yaramıştır. Bir sonraki 3D Mad Max videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.